Bu akşam önemli bir derbi var. Derbiler zaten genel olarak önemlidir. Dolayısıyla da vurgulamak biraz saçma oldu tabii. Derbinin adı yetiyor iki takımın oyuncularını motive etmeye. Biraz önce de son durumları ekrana getirdik. Beşiktaş cephesinden, Galatasaray cephesinden sakatlar var. Oynayıp oynamayacağı merak konusu olan isimler var. İki takımın teknik direktörleri karşılaştırılıyor. Hangi taraf gülecek? Beşiktaş'ın saha avantajı var ama bu avantajını ne kadar kullanabiliyor ve kullanabilecek? Hepsini konuşacağız. Nereden başlamak istersiniz? Sakatlardan başlayalım mı? Burak Yılmaz mesela. Yani sakatlar Beşiktaş açısından özellikle sakat futbolcuların fazlalığı ev sahibi takımı hakikaten gerçekten favori mi sorusuyla baş başa bırakıyor. Onu vurgulayayım bir defa. Sadece Burak Yılmaz değil. Onun ötesinde şimdi arkadaşların hazırladığı ilk 11'e bakıyorum. Tabii, muhtemel 11'e getirelim. Bakıyorum. Şimdi orada gördüğüm isimler, daha doğrusu göremediğim isimler Beşiktaş açısından ciddi kayıp. Bir defa şimdi sağ bekte Beşiktaş'ın Gökhan gibi, Douglas gibi gerçekten çok beğendiğim iki tane önemli oyuncusu var. Ofansif sağ bek diyebileceğimiz, aynı zamanda defansif anlamda da içinizi rahatlatan tecrübeli isimler. Ama ikisi de yok. Şimdi ikisi olmayınca orada Necip'i oynatmak durumunda kalacak büyük ihtimalle yine Abdullah Hoca. Şimdi bir de şunu vurgulamakta fayda var Setenay. Şimdi bir takımda işler yolunda gidince, total performans iyi olunca sıradan gibi gözüken oyuncuların da o takım içerisinde şans bulmaları durumunda işlerini iyi yapmalarına fazlasıyla aşinayız, alışığız. Şimdi Necip'te bunu biz çok fazla gördük. Geçtiğimiz sezonlarda Necip genelde ilk 11 oyuncusu olmadı. Ama çok üst düzey maçlarda hocanın ilk 11'de yer verdiği karşılaşmalar oldu. Şenol Güneş dönemini hatırlayalım. Ama Necip bu maçların neredeyse tamamında çıktı, oyununu oynadı. Eleştirilen bir aktör olmadı. Ama şimdi öyle değil. Eleştirilen bir aktör olmadı ama mesela Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde basın toplantısında çıktığında, kameraların karşısına geçtiğinde, işte geçtiğimiz sezon 280 antrenman varsa 279'una çıkan Necip'i eleştirmek yerine ayakta alkışlamalı arkadaşları gibi bir ifade kullanmıştı. Evet, çalışkan bir oyuncu ama bir türlü o istenilen seviyeye gelemiyor. Evet, görev adamı bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Protesto edilecekse bence protesto edilecek en son isim bile olabilir Necip. Ama o yıldız oyuncu vasfına bir türlü ulaşamadı Necip. O çalışkanlığına rağmen. Necip Beşiktaş'ta kaptan da oldu. Altyapısından yetişmiş bir isim ve bildiğim kadarıyla da siyah beyaz forma dışında da renk görmemiş bir oyuncu. Necip. Evet, öyle. Aslında çıktığı dönem itibariyle hani belki gösterişli bir oyuncu olmayabilirdi ama senin söylediğin gibi yıldız bir oyuncu olabilirdi. Yani yıldızlık çok başka bir şey. Yetenekle yıldız oyuncu kavramını yan yana koymamak lazım. Tabii yani ki. Çok uzun yıllara dayalı bir istikrar ortaya koyarsınız. Başarı elde edersiniz. Bu size yıldız payesini verir. Ama Abdullah Hoca'nın tabii vurgusu burada çok bence yerinde. Bir defa o açıdan Necip eleştirilmez. Eleştirilmesi büyük haksızlık olur. Önceden Beşiktaş'ın iyi olduğu dönemlerde, özellikle Şenol Hoca'nın ilk iki yılında Necip yine ilk 11 oyuncusu değildi. Ama önemli maçlarda ilk 11'de oynadığı maç karşılaşmalı olabiliyordu. Onun ötesinde ya da yedek olarak oyuna girdiği maçlar oluyordu ve iyi oynuyordu Necip. Alkışlanabiliyordu. Şimdi Beşiktaş'ta işler yolunda olmayınca Necip'in yaptığı hatalar çok fazla ön plana çıkabiliyor. Ya ve böyle olduğu dönemlerde de her oyuncudan fazla şey bekliyor tribünler. En küçük bir hataya karşı toleranslı olunmayabiliyor. Neyse, Necip üzerinden çok fazla yürüdük ama ben şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş bu karşılaşmada eğer bir sıkıntı yaşayacaksa bunu sadece Necip üzerinden yorumlamak zaten çok sağlıklı bir yaklaşım olmayabilir. Necip belki de sahanın en iyilerinden bir tanesi olacak. Şimdi Beşiktaş'ın çok temel sorunları var. Baktığımızda Fenerbahçe ile birlikte ligin en çok topa sahip olan takımı Beşiktaş. Belki en fazla oyunu rakip sahaya yıkabilen takımlarından bir tanesi Beşiktaş. Ama en az üreten takımı da Beşiktaş. Takımlarından biri de Beşiktaş. Bu önemli eksiklik.
Şimdi sen şunu vurguladın, derbi, derbiler her zaman heyecan verici olur mealinde bir ifade kullandın. Şunu söyleyeyim, sanki bu derbi öncesi biz çok da o havada, çok da o iklimde değiliz. Yani Beşiktaş'ta Galatasaray oynayacak ama hani çok önemli bir futbol gösterisi, heyecan vesaire, bunu tam alamıyoruz. Yani ağzımızda böyle bir tat eksikliği var gibi. Bu da işte hem Beşiktaş'ın bence şu andaki durumundan kaynaklanıyor, hem de Galatasaray'ın durumundan kaynaklanıyor. Total olarak şöyle bir değerlendirme yapayım Setenay. Şimdi biz Beşiktaş'ın işte mevcut başarısızlığını konuşurken ya da Galatasaray'ın bekleneni ortaya koyamayışını konuşurken genelde kadro üzerinden değerlendiriyoruz. İşte yapılan transferler yanlıştı. İşte Beşiktaş iyi kadro kuramadı ya da Galatasaray'ın aldığı yeni oyuncular gidenleri aratıyor gibi bakıyoruz. Halbuki öyle bakmadan önce acaba mevcut oyuncular potansiyelini ortaya koyabiliyorlar mı? Bence temel sorun bu. Ve bu da teknik adamları işaret eder. Evet. Bence ne Beşiktaş'ta ne de Galatasaray'da mevcut potansiyel ortaya çıkabilmiş değil. Bir teknik adam başarısızlığı var şu anda. Yani görece şu ana belki konjektürel bir başarısızlık ama şu anda böyle değerlendirmek lazım. Henüz Abdullah Avcı istediklerini yapabilmiş değil. Aynı şekilde Fatih Hoca da yapabilmiş değil. Şimdi Beşiktaş'ta çok eksik var. İyi de Elneni Beşiktaş'ta beklenen oyunu oynayabiliyor mu? Ya da Adem Laiç oynayabiliyor mu? Hoca yedeğe koymak durumunda kalıyor. Yani sadece bunu Laiç üzerinden mi değerlendireceğiz? Ya da sadece Elneni üzerinden haksızlık mi değerlendireceğiz? Olur. Olmaz. Tek ya da isim üzerinden değerlendir. Güven genç bir oyuncu koyuyorsunuz, bekleneni veremiyor. İyi de Güven iki sezon önce bekleneni verebiliyordu. Yani en azından bu Güven'den başka bir oyuncu, geçtiğimiz sezon başka bir oyuncuydu. Bu Güven'in önündeydi. Ya da işte Dünya Kupası'nda 35-40 milyon eurolara çıktığı iddiası konuşulan Vida bekleneni verebiliyor mu? Yani birçok oyuncu aslında kendi vasat performanslarının çok altında bir görüntü ortaya koyuyorlar. Hı hı. Bu işte yeni transferlerden Boyd için de geçerli. Belki Enkudu için de geçerli. Hani birçok oyuncuyu sayabiliriz. Önce soruna buradan bakmak lazım. Aynı şekilde Galatasaray'la da ilgili bir durum. Yani işte Seri dediniz, Enzonzi dediniz, Lemina dediniz. Sakatlıktı, değildi ama oynadıkları maçlarda da biz hakiki Galatasaray'ı henüz izlemiyoruz. İşte Babel çok iyi bir transfer olarak gerçekleştirdi ama bazen beğenilen, bazen de eleştirilen bir oyuncu sadedinde çok dalgalı performans ortaya koyuyor. Özetlersem şunu söyleyeyim Setenay. Yani iki takım da şu anda ortaya koydukları performans, üretebildikleri futbol itibariyle bu derbiyi heyecan verici kılmıyorlar. Ama inşallah derbi öncesi yaşanan işte bu eksik volümlü heyecan durumu derbiyle birlikte ortaya kalkar da biz akşam çok başka bir Beşiktaş ve Galatasaray gösterisiyle baş başa kalırız. Umarız öyle olur. Peki Galatasaray'ın 11'ini değerlendireceğiz ama yönetmenim Aslı Takmaz'dan rica edeyim. Beşiktaş'ın 11'ini bir kez daha ekrana getirelim. Sabah gazetesinin 17. sayfasına götüreceğiz sonra izleyicilerimiz ama öncesinde 11'i izleyicilerimize paylaşalım. Biz dünkü 11'imizde Burak Yılmaz'a forma vermiştik muhtemel 11'imizde. Ama bugün Sabah gazetesi başta olmak üzere spor sayfalarının hemen hemen hepsinde Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz'ı riske etmek istemediği haberi yer almış. Dolayısıyla da biz de ileri uca Güven'i yerleştirdik muhtemel 11 tablomuza. Şöyle bir saymak gerekirse kalede Karius, savunma hattında Necip, Vida, Roko, Caner. Orta alanda Atiba, Elneni. Kanatlarda Lens, Laiç. Forvet arkasında Diaby, ileride de Güven Yalçın'ın görev yapmasını bekliyoruz. Adem Laiç alıştığımız mevkiden biraz daha farklı bir noktada. Kanattaki performansı bir süre sonra tabii kanatta sergileyeceği performans da merak konusu. Şimdi öncelikle şunu vurgulamak isterim Burak konusunda. Burak tabii ki rakip takımlar üzerinde önemli bir psikolojik faktör. Baskı. Caydırıcı güç diyebiliriz. Ve teknik adamlarda genelde bu tarz güçleri kullanırlar. Ama Abdullah Avcı çok fazla sistem hocası. Yani parametrelere göre
takımını oluşturan ve o parametrelerin dışına çıkmamaya özen gösteren ve bugün eğer Abdullah Avcı Beşiktaş'ın başındaysa ve başarılı teknik adamlardan bir tanesi ise belki de bu ısrarına borçlu bunu. Bu yönüyle saygı duymak lazım. Şimdi Burak Yılmaz sakatlıktan yeni döndüğü maçlarda genelde aslında çok da iyi performans ortaya koyabilen bir isim değil. Bunu atlamamak lazım. Şimdi Beşiktaş pas oyunu oynamaya çalışıyor. Daha doğrusu Abdullah Avcı bunu yapmaya çalışıyor. Burak Yılmaz zaten yazılım itibariyle pas oyununa uyum sağlayabilecek bir forvet değil. Hı hı. Zaten oyunun içerisine girdiği zaman bir hayal etsen de genelde bozar oyunu. İşte ortaya gelir, topu alır ya kaptırır ya da kötü pas verir. Yani o pasın tekrar ya da güzel... Ya düşer. Yani Beşiktaş'tan önce daha farklıydı tabii de Beşiktaş'ta geliştirdi bunu. Evet. Mesela offside'e çok daha az düşen, pas oyununu birazcık daha becerebilen... onun ötesinde sırtı dönük oynayabilen, yavaş yavaş kafa golleri atan ki Trabzon'da da son dönemlerinde yapmaya başlamış. Burada bir gelişim kat etti ama bu oyunun oyuncusu değil bir defa. Yani çok iyi bir forvet ama bu oyunun oyuncusu değil, bu bir sıkıntı. İkinci sıkıntı sakatlıktan yeni dönmüş, yeni döndüğü zamanlarda da fizik olarak hazır olmayan bir Burak ki o zaman hiç verimli olmuyor. Şimdi Burak gıdasını nereden alır? İşte savunma arkası koşulardan alır. Bir anda çıkar parlar ve gücüyle birlikte pozisyonu bulur. Şimdi gücü olmadığı zaman teknik melekeleri sınırlı ve oyun bilgisi de bana rağmen hala çok üst düzey olmadığı için mesela takımına katkısı yeterli olmuyor. Abdullah Avcı söylediğim bu analizi yapar ve oynatmayabilir. Buradan bakıyorum. Ama güvene baktığınızda orada çok ciddi bir güven bunalımı var. Yani oyuncu... Özgüven açısından çok diplerde. Bunun yüzünde hissedebiliyorsunuz. Yani artık kaçırdığı her golde, yaptığı her yanlış harekette güvenin ben kalbinin güm güm atmaya başladığını hissedebiliyorum. Son Avrupa mücadelesinde bu gözüküyordu. Şimdi burada ben olsam Abdullah Hoca'nın yerinde, yani özellikle orta sahadaki çıpa üzerinden Beşiktaş'ı kurgulamaya çalışırdım. Ki orada bir avantajı olabilir hala. Şimdi Atiba... Bir defa çok iyi bir defansif orta saha. Hala bu oyunu oynamaya devam ediyor. Ve aynı zamanda çok da iyi bir pasör. Yani özellikle basit, kısa ve doğru pas tercihlerini hala Türkiye Ligi'nde en iyi yapan oyuncuların başında geliyor. Hangi takıma koysanız da yapar. Şimdi Atiba ve Elneny. Şimdi bir defa Elneny bence üst düzey bir oyuncu. Artı aynı zamanda iyi de bir regista. Şimdi Arsenal'da yanılmıyorsam 4 sezon forma giymiş ve sürekli oynadığı dönemlerde olan bir isim. Atiba ile Elneny artı Adem var elinizde. Bence bu 3 oyuncu üzerinden hocanın planını devşirmesi lazım. Şimdi Adem, bunun işte Serie A'da yaptıkları var. Fiorentina'da, Roma'da, Torino'da yaptıkları var. Ben şöyle hayal ediyorum. Atiba, Elneny, Adem forvet arkası gibi. Mesela şu dizilim değil. Mesela Laiç'i kenardan alıp forvet arkasına koymak ve ama Laiç'ten de performans beklemek. Şu merkezdeki şu üçgen halinde verirsek Atiba, Elneny, Diaby'nin yerine Laiç, bu üçgen iyi işlerse Beşiktaş'ta bu akşam Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında şansı fazla olabilir. Şunu söyleyebiliriz ama Adem nerede oynarsa oynasın, ister 10 numara pozisyonda ister kanatta kesinlikle hücum yükü hatta takımın yükü Adem'le için omuzlarında diyebiliriz bence. Şimdi ya Bielsa şunu söylüyor. Diyor ki günümüz futbolunda hani oyun kurucu veya regista vardır ya. Ya her oyuncu aslında bir registadır diyor. Yani söylemek istediğim şu. Oynadığınız pozisyon çok önemli değil. Bek de olabilirsiniz. İşte ki bu günümüz futbolunda kenar oyuncuları çok önemli. İşte kanat forveti de diyebiliriz bunlara. Dolayısıyla kanat forvetleri üzerinden aslında oyun merkezi bazen kurgulanabiliyor. Yani kanatlar üzerinden aslında siz merkez oyununuzu oynuyorsunuz. Şimdi böyle bir mantaliteyle bakarsak zaten Adem'in değil bütün oyuncuların topla ilişkisi çok önemli ki zaten Adem o anlamda dominant bir isim. Yani şeyi üzerine çeker. Beşiktaş oyununun yapıcılığını üzerine çeker. Yani orada bir kurgulayıcılık yapar ve kenardan da içeriye sokulup şut arama özelliği olan bir isim. Ama
Benim onda şu anda gördüğüm temel eksiklik şu Setenay. Fizik olarak iyi değil. Şimdi bir oyuncu fizik olarak iyi değilse ve bize özgü tabirle ayakları yere sağlam basmıyorsa onun yeteneklerini ortaya koyabilme ihtimali azalıyor. Adem kafa olarak, fizik olarak iyi olursa bu Beşiktaş için çok önemli. Yani Adem'in iyi olması Beşiktaş'ın ortaya koyacağı performansın en az %30'udur. Peki şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla devam edelim. Avcı'dan krala veto. Tecrübeli teknik adam talebesine oynarsan sakatlığın nüksedebilir. Bu durum bize daha fazla zarar verir dedi. Ve Burak'ın sakatlığına göz önünde bulundurarak oynatmak istemediğini bir anlamda ifade etti. Ama Burak sakatlığına rağmen derbide de oynamak istediğini ifade eden taraftı. İşte az önce Abdullah Avcı ile şu vurguyu yapmaya çalıştım ya. Yani oyuncunun isteğine göre. Şimdi oynamazsa da şimdi taraftar zaten çok zor kabullendi ya Burak Yılmaz'ı. Oradan da bir tepki görmesi belki onu bu kadar tetikliyordur. Bu kadar daha fazla fedakarlık yapma gereği duymasına sebep oluyordur. Çünkü derbide her seferinde yeni gelen transferler için mesela takıma yeni gelen transferler için işte şimdi gerçek Fenerbahçeli olacaksın gol atarsan derbide, gerçek Galatasaraylı, gerçek Beşiktaşlı şeklinde analiz ediliyor gelen transferler. Burak Yılmaz'ı evet kabul etti taraftar ama oynamaması halinde tepkilere de sebep olma ihtimali var tabii ki. Şimdi ben şunu söyleyeyim, bir defa Burak Yılmaz kavgadan kaçan bir oyuncu değil. Yani kendisini oynayabilecek durumda gördüğü anda sahanın içerisine atlar. Yani imkan olsa o kendi kendini oyuna sokar bir defa. Öyle bir oyuncu. Ve bazen de işte isyanları, itirazları bu yüzden oluyor. İşte oyundan alındığı zaman memnuniyetsizliğini ortaya koyuyor. Doğru. Vesaire. Öyle bir oyuncu. Ki böyle vitrin maçlarda hele azıcık sağlık ekibinden o yeşil ışığı almışsa mutlaka oynar. Ama Abdullah Avcı da öyle bir karakter değil. Oyuncunun talebine göre ya da ben Burak'ı oynatmazsam topun ağzına gelirim. Zaten tribünlerle aramda problem var. Dolayısıyla oynatayım. Bakışında bir teknik adam değil. Ben hocanın bu bakış açısını doğru buluyorum ve saygı da duyuyorum. Yani mevcut şartlar Burak'tan verim alacağına inandırmıyorsa hocayı oynatmaması bence saygı duyulması gereken bir tercih. Bu arada sakatlar da geri döndü. Gökhan Gönül, Ruiz ve Enkudu'nun Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor şeklinde bir bilgi de paylaşmış Sabah gazetesi. Bu bilginin de bir kez daha altını çizelim. Fotomaç gazetesinin 10. sayfasıyla devam edelim hemen. Kartal pist başında başlığını atmış. Beşiktaş Galatasaray'ı yenip uçuşa geçmek amacında. Lig ve Avrupa'da zor günler geçiren siyah beyazlı takım mutlak 3 puanla çıkışa geçmek istiyor. Sakatlar can sıkıyor ama taraftar takımın arkasında diyor Fotomaç gazetesi. Bu arada evinde sadece 2 galibiyeti var Beşiktaş'ın. Bu bilginin de altını çizelim. Vodafone Park'ta saat 19'da başlayacak karşılaşma. Mete Kalkavan'a da ben vurgu yapmak istiyorum. Derbinin hakemi. Tecrübeli bir hakem ama kanaatimce hakem ne Beşiktaş taraftarı açısından ne de Galatasaray taraftarı açısından böyle sempatik. Fan içe tabii, sinen değil. Değil. Ya Mete Hoca olmadı hiçbir zaman tam anlamıyla ne işte taraftarın ne camiaların ne de kamuoyunun ne de biz yorumcuların içine sinen. İşte hakikaten Türk futbolunun yetiştirdiği iyi hakemlerden, başarılı hakemlerden bir tanesidir diyebileceğimiz bir isim olamadı gibi geliyor bana. Yalnız Setenay orada bazı oyuncuların iyileştiği ve forma evet giyebileceği gibi bir daha söyleyeyim haberi mi, dile getirdin. Aha. O çok önemli. Çok önemli. O gün Şahinoğlu'nun haberi Sabah gazetesi 17. sayfada yer alıyor. Bu detay biraz önceki Burak haberi daha doğrusu orada yer alıyordu. Diğer haberi bulmaya çalışıyorum size şu Gökhan'ın anda. Ruiz'in bir isim daha söyledin. Gökhan Ruiz zaten. Enkudu. Enkudu. Özellikle Gökhan ve Sayfayı Ruiz çok önemli bence. Evet evet. Sabah gazetesi 17. sayfada yer alıyor. Sakatlar geri döndü. Sayfanın eteğinde yer almış bu haberde. O gün Şahinoğlu'nun haberi olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Gökhan Ruiz ve Enkudu'nun Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
detayını da şu anda paylaşıyoruz izleyicilerimizle birlikte. Bu arada galibiyet primi de söz konusu, o detayı da aktaralım. Önemli bir durum çünkü etken. Siyah beyazlarda geçtiğimiz sezon kaldırılan ve sadece bazı önemli maçlarda verilen galibiyet primi Galatasaray derbisi için yeniden devreye sokuldu. Göreve geldikten 5 gün sonra futbolcuların hesaplarını alacaklarını yatıran yönetim şimdi de derbi galibiyetine prim verme kararı aldı. Maaşlarda olduğu gibi primleri de yöneticilerin ortaklaşa karşılayacağı öğrenildi. Önemli bir şey. Yani kim ne derse desin, evet, motive eden bir unsur galibiyet primi. Uzun zamandır da önemli maçlar haricinde kaldırılmıştı. Ama biraz önce de söylediğim üzere önemli. Futbolcular için. Fazlasıyla önemli. Tabii yani futbolcular hani paralarını alamadıkları zaman hani bunu belki bilinçli olarak yapmıyorlar ama düşüyorlar. Yani insanı harekete geçiren, insanın performans yapmasını sağlayan, bu bütün hayatın bütün alanlarında böyle. En önemli şey insanın mutlu olması. Psikolojik olarak kendisini rahat hissetmesi. İşte parasını alamayan oyuncu da mutsuz. İşte mutsuz oyuncu da performans ortaya koyamayabiliyor. Belki büyük maçlar bunu izole ediyor. O maçların çok fazla havası var, ambiyansı var. O önemli. Ben Beşiktaşlı oyuncuların bu karşılaşmaya yönelik motivasyonlarında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Öbür taraftan bu sahadaki isimler, özellikle Gökhan, ki Beşiktaş oyununda çok önemli aktördür. Beşiktaş sahasında Galatasaray'a oynarken mutlaka oyunu domine etmek isteyecektir Setenay. Bu dominasyonda Gökhan rol alacak isimlerden bir tanesi. Aynı şekilde Caner ilk 11'de oynayabiliyor. Caner solda rol alacak isimlerden bir tanesi. Ve onların özellikle Caner tarafından değerlendirsek, arkada bırakacakları boşlukta rakip açısından avantaj olabilir. Ama onların oynaması önemli. Öbür taraftan bu arada Caner'in de kart sınırında olduğunu altını çizelim. Bu maçta sarı kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Antalya karşılaşmasında oynayamayacak Caner. O bilginin de altını çizelim, sarı kart ceza sınırında. Olabilir çünkü Caner zaten sarı kartla ilişkisi çok yakın olan bir oyuncu. Peki ya, burada bir virgül koyalım. Koyalım. VTR'lerle devam edeceğiz, ekrana getireceğiz. Ardından kısacık bir aramız var, bantlarımızdan sonra kısacık bir aramız var. Sonrasında saat başında karşınızda olacağız.